Merhabalar canlarım. Bugün Şahin'in mutfağına konuk oldum. Ve sizler için sucuklu menemen yapacağım. Normalde çok menemen yapan, yiyen bir insan değilim ama Allah'tan Şahin sucuklarıyla menemenin kalitesi artmış da ben de bugün yapacağım. Hocam başlıyorum. Sanki söylemese başlamayacağım. Nezaketen sordum, insan bir teşekkür eder. Önce biberlerimizi doğruyoruz. Biber demişken biber önemli. Biberi nereden aldık hocam? Kesin pazardan aldı geldi bu. Kendi gibi. Ama çok güzel doğruyorsun. Sen güzelliği nereden bileceksin ya? Geldi kaldı, hizmetçin yok burada. Oradan emirler yağdırıyor buraya. Hay senin maaşın ne, aldığın para ne? Melemene biber konur, domates konur, yumurta konur, sucuk ama Şahin sucuk konur. Soğan konmaz. Burada tereyağı yok. Tereyağsız ben bu melemen yapamam, bir dakika. Bulun getirin, bilmiyorum nereden getireceksiniz, bulun getirin. Bu vermesin, bu paçoz. Şu getirsin, o daha zengin duruyor. Almıyorum, hayır, o getirsin. Böyle prodüksiyon olmaz. Ver. Al şunları, kendine birkaç tane bir kıyafet falan bir şeyler al kızım. Ama niye evde kaldık? Bunları da işte siz kendinize yemek yaparsınız diye, öyle şey değil yani yoksa. Yemek yapmayı çok severim. Evde 4 tane hizmetçi var ama yemeği ben yapıyorum. Zehirleyebilir, servetimde gözü olabilirler. Eti az koyuyorlar. Hanımefendi bunu bir ay kullanırız. Bir günlük et yemeğim o benim. Şuraya koyayım, birileri alır artık orada. Sevgili canlarım, biberleri doğradık. Ocağımızı yakacağız. Heh, burada çatal. Bu ne be? Adam gibi çatal getirdim. Altın kaplama. Sıradan çatallarla yemek yapmam. Hiçbir zaman yapmadım. Kestik. Ha, burada kesecek biri varsa benim hocam. Kestik, kayıttayız, onu ben diyeceğim. Siz oradan kestik mestik niye dalıyorsunuz yani? Buraya çatalımı koydum, burayı silmeyin. Çünkü altınlar azıcık oraya geçiyor. Onu siz aranızda bozdurursunuz. Geçen bir yayına gittim bunlarla. Çalmaya kalktılar çatallarımı. Terbiyesizler, görmüşsünüz. Biberlerimizi erimiş tereyağımızın içine koyuyoruz. Güzel. Yavrum bunu yakın al. Şimdi sırada domateslerimiz var. Domatesi ne yapıyoruz? Kabuğunu soyuyoruz. Burada kadın var 5 tane, onlar bilmez. Önce bıçağın tersiyle böyle ezeceksin, kolay çıkar. Biliyor musun sen? Ağzın açık bakarsın işte. Azıcık kadınlık öğren. Bunları ben öğretmeyeyim size. Şunu kapatayım da yanmasın. Bu da çekim taktiğidir. Araya koyarsınız bir yere bunu. Domatesimizi soyduk. Benim dedem paşaymış. Aslan burcu olduğum için bizim sülalemiz paşa. Tüm aslanlar paşadır. Var mı burada aslan burcu? Sen aslana benziyorsun. Terazi misin? Güzellik oradan geliyor. Fakir bir burç terazi ama. Güzelliği var ama para yok. Ne yapacaksın? Güzellik para etmez güzelim. Seninki ne? Ne? Yenge. Ağla sen ancak. Haline ağla. Herkes üstüne geliyor değil mi senin? Yazık. Bir de soruyor. Koç burcu nasıl diyor. Yönetmene ben cevap vermeyeceğim. Siz benim yerime cevap verin. Çok da ısınamadım açıkçası. Yönetmen ne kadar alıyor? Senin çokun nedir Allah bilir? 1000 liraya çok diyorsundur sen. Hocam alıyor musunuz o kadar? Gerçekten mi? Şöyle gelsenize yanıma. Biz baş başa bir muhabbet etsek, bir yemek yesek filan. Çünkü bunlar bizi anlayamaz. Bunlar nereden anlayacak bizi? Aman. Gördüğünüz gibi çok şefkatli, merhametli. Bir o kadar da gönlü zengin bir insanım. Bıçak dandik, bıçak. Doğalgaz mı, tüp mü burası? Tüptür, kesin tüptür bunlar. Katıldığım bir yemek yarışmasında bana birinciliği değil ama en kaliteli aşçı şeyini verdiler. Zaten birinciliği ne yapayım? Birinciliği herkese verir. En kalitesi benim. Bakın benim sülalem kalitelidir. Kalite bizden sorulur. Sucukları doğrayacağız. Hangisini alsam hocam? Bilmiş bilmiş konuşuyorlar oradan hangisi. Tabii ki benim istediğimi alacağız. Nezaketen soruyorum işte, bir cevap ver oraya. Şunu de bunu de, ben de senin ters diyeyim. Şahin sucukları. Mis gibi baharat kokuyor. Baharat, et, sarımsak hepsi karışmış. Tam kıvamında. Bazen alıyorum böyle hocam sucuğu. Bir koklayayım diyorum. Çünkü kokusundan anlaşılır sucuk. Siz kokluyor musunuz? Sucuk bu yani. Öyle lap diye alınmaz. Rengi de önemli. Bak rengi görüyor musun? Bazıları pes pembe. Bu yeter mi? Böyle yapıp duruyorsun, bir cevap ver kız. Kabuğu soyuyor musunuz? Ha, bilmiyorum çünkü ben hiç normal halkla bir arada olmadığım için. Sen şeyle mi gidip geliyorsun? Setrobüs mü? Neydi o? Stratüs. Onunla mı gidip geliyorsun? Var ya, bu uzun bir şey var, insanlar içine biniyor. Şey, metrobüs müdür? Bilmiyorum, hiç kullanmadığım için. Adını da bilmiyorum. Rezil etmek için beni, ellerinden geleni yapacaklar. Nerede hata yaptım onları gösterecekler, ben biliyorum. Şimdi küp küp doğrayacağız. Bazıları yuvarlak yuvarlak doğrar. Onlar çok zengin olan. Oraya ulaşamadım daha çünkü onlar sucuk bol olduğu için. Biz ne yapacağız? Biraz daha küp küp doğrayacağız ki sucuk içinde yayılsın. Herkes yiyecek mi hocam bundan? Bunu senin için kesiyorum. Bunu yönetmen için kesiyorum. Bu dilimler benim. Bunlar kalın. Bir lokma da biraz fazla almam lazım. Benim sizle aynı sucuğu yiyecek halim yok yani. Benimkiler kalın olmalı. Onları yemeyin yerken, tamam mı? Küçükleri. Döküyorum. Kameraman, beni dinlemedin çok belli yani. Başka bir müzik mi dinliyorsun? Biberimiz, sucuğumuz, tereyağımız, domatesimiz beraber kavruluyor. Ama hocam cidden güzel oldu. Atıp çevireyim mi? Atıp çevireyim mi hocam? Atıp çevireyim mi? Normalde kapak da olması lazım ama kapak yok. Bu da yönetmene kapak olsun. Hadi kız, yandı. Ama domateslerim eridi artık, hadi. Her söylediğimi getirme. Ben burada yönetmene laf çatmaya çalışıyorum. Sen getiriyorsun. Kapakları varmış. Tuzumuz.
biraz çevreye de tuz geldi. Bunu temizlersin sen. Şimdi yumurtalarımızı kıracağız da. Hocam ben bu yumurtaları kırmam. Kırmam bunlar çünkü çiftlik yumurtası değil. Nereden aldınız bunları? Ya ben tavuğu görmek istiyorum. Tavuğu getirir misiniz? Tavuk gelecek buraya. O tavuk gelecek. Tavuğun ben bakacağım çünkü o yumurta ondan mı çıkmış? Ne demek gezen tavuk? Yay burcu mu? Tek sarılıysa kırmam. Yumurtaları kırıyoruz. Çırpmadan koyuyoruz. Omlet değil bu ayol. Menemen. Bunu iyi izleyeyim. Bak kadınlar da izliyor burada. Hepsi bekar bunların. Hepsi. Evli misin? İlk sorduğum evde çıktı kız. Bulmuş bir saf kandırmış. Evlenmiş belli. Ne koyduk? Domates, biber, sucuk, şahin ama. Soğan koyduk mu efendim? Koymadık. Hazır. Menemen hazır. Kapatayım altını. Sana mı soracağım? Benim gibi enfes, harika, son derece seçkin, zengin, görgülü, ahlaklı, terbiyeli, edepli bir insanı mutfağınızda konuk ettiğiniz için çok teşekkürler size. Menemen, buyurun. Kameraman çekiyor musun? Teşekkürler. Ne demek ne yapıyor? Altın tuzu koymuyor musunuz? Elmas, yakut, zümrüt falan. Tabak ver bana. Tabak bakma öyle, tabak ver, yemek koyacağım. Şimdi menemenimizi servis edeyim, yiyelim. Şunu da al da. 2.25 yazıyor, vallahi yazıyor. Tabak dediğim böyle olur. Hem şahin sucukları kullanıyorsunuz hem de böyle basit bir tabağa mı koyacağız yani? Menemenimiz nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Allah kahretsin, döktüm. Bu normal satılan şahin mi? Çok güzel bu. Lezzet güzel. Kenarları altın yazması tabağım. Altın kaplama çatal bıçağımla. Ortasında benim yaptığım şahane şahin sucuklu menemen. Hocam yemek ister misiniz? Çok istersin ancak ama yiyemezsin. Ben yiyeceğim. Menemen neyle yenilir? Elle. Harika yapmışım çünkü ben aslan burcuyum. Ben bir yemek yaptım mı 10 numara yaparım. Gerçi içinde şahin varsa tüm burçlar bu yemeği 10 numara yapar zaten. Koç hariç. Koç hariç. Koçlar yapamaz onlar. Kabiliyetsiz insanlar oluyorlar. Nasıl olursa yönetmen olduğum zaman. Ne ayıp oluyor? Senin yaşaman ayıp kız. Aa. Bugün de şahinin mutfağına konuk olduk ve 10 numara bir menemen yaptık. Kızlar siz de bu tarifi yapın. Soğan koymayın, şahin koyun. Yavrum bunu al, boşalt, tabağı yıka ver. Ya da tabak kalsın, çeyizine koy. Öyle koca bulursun belki. Saygılar.